onlarla eşit sayıdayız. Belki onlardan çok çalışıyoruz ama güç olarak, yani aslında para artık güç demek şu anda dünyada. Güç olarak onlara göre yeryüzündeki bütün mal varlıkların sadece %1'ine sahibiz. Gene ekonomik katılım, politik güçlenme, sağlık, eğitime erişim, işte doğurma dönemindeki işte o hastanede yaşananlar vesaire, hani kadınların siyasal gücü, bu yönlerin hepsinden toptan baktığımız zaman, bu arada bunlar aşağıda detaylı incelemek istemiyorsa raporu yazdım. Türkiye bu neredeyse sonuncu, 130. sırada bu yönlerden. Cinsiyet eşitliğinde de 72. sıradayız 187 ülke arasında. Sri Lanka görüyorsunuz, 73 Sri Lanka'da bulundum bizzat. Sinema böyle haftanın, yani sinemaya ulaşmanın çok zor olduğu, teknolojinin henüz gitmediği bir yer. Her yerde sadece bitki, başka bir şey yok. Sinemaya gittiğimiz zaman şey, işte bugün sinema kapalı falan denilen bir yer. O kadar teknolojinin gelişmediği bir yerde neredeyse eşit sıradayız. Peki sizce, bu arada 30 milyon kadından Türkiye'de 20 milyon iş gücüne katılmayan kadın var. Ve bunlara bazı şeyleri sormuşlar. Hani neden katılmadığını, iş gücüne katılmamızın sebepleri nedir diye sormuşlar. Ben bu konuda sizlerin fikirlerini merak ediyorum. Sizce Türkiye'de kadınlar neden iş gücüne katılmıyor? Fikri olan var mı? Aslında cevap çok basit. Çok temelde yatıyor. %50'den fazlası ev işleri nedeniyle iş gücüne katılamadığını söylemiş. Diğer kısımlarda işte çocuk bakımı, işte eşinin izin vermemesi, iş bulamama gibi sebepler geliyor ama %50'sinin ev işleri nedeniyle iş gücüne katılmadığını görüyoruz. Tabii şöyle de bir şey var, baktığımız zaman şu anda çocuğu olan kadınlar için söylüyorum. Çocuğunu kreşe vermek istese ya da bakıcı tutmak istese 1500-2000 lira bir maliyeti var bunun. Sigortasını yapıyorsun vesaire. Sen işe giderken, gidip gelirken yolda çok fazla zaman harcıyorsun. Bir de yasal çalışma sınırı olan 45 saat gibi bir şey var. Buna birçok şirket uymuyor. Bunu aşan zamanlarda çalışıyorlar. Yani kadın bunu bir fizibilitesini yaptığı zaman diyor ki ben oturup o zaman çocuğuma kendim bakayım, bu kadar parayı kreşe vereceğime vesaire. Aslında çocuk bakım masraflarının bu kadar yüksek ücretli olması da kadının çalışmayı bırakması için çok büyük bir etken oluşturuyor. Bu 20 milyon kadından çocuğu olanlara sormuşlar. 1.3 milyon civarında kadın çocuk bakımıyla uğraştığı için, 275 bin çocuk bakımı çok pahalı olduğu için sadece 976 bini de kendilerini kişisel tercih olarak kendi çocuk bakmak istediğini söylemiş. Yani çocuk aslında bayağı bir engel gibi gözüküyor. Kadınların üzerine sorumluluğu bindiği için tamamen. Bir de mutluluk. Ben dedim ki hani bu kadar istatistikler bu kadar kadınlar için kötüyken acaba dedim kadınlar ne kadar mutlu Türkiye'de? Kadınların yani erkekler oranla daha fazla mutlu olduğunu istatistikler bize bunu veriyor. Yani kadınlar %62 mutluyuz demişler. Bir de yaşam sürelerine baktım. Türkiye'de yaşam süresi ortalama 78 yılken kadınlar bu ortalamanın üstünde yaşıyorlar. Yani 81 yıl yaşam süresi var kadınların ortalama. Dedim ki yani bu kadar istatistiklerde kadınlar bu kadar dezavantajlı. Ama hem daha mutlu olduğunu söylüyorlar, hem daha uzun yaşıyorlar. O konuda artık yorum size bırakıyorum. Şimdi bu arada sunum formatı herhalde uymadığı için çok farklı gözüküyor burada ama aklımda kalmayan yer olursa gidip oradan bakacağım. Şimdi kadın dostu iş yerlerine bakmak istedim ben. Kadın dostu nasıl olur aslında? 3 aşama var. Burada bir işe girerken, bir çalışırken, bir de işten ayrılırken kadın dostu olduğunu olup olmadığını anlayabileceğimiz süreçler var. Şöyle. Şimdi iş ilanlarında çok görüyoruz. Bay adaylar, askerliğini yapmış olması, yani orada onu yazması bile aslında erkek çalışan aradığını gösteriyor. Ya da iş mülakatlarında sorulan çok kişisel, işte evli misin, çocuk musun, onlara bakacağız tarzı sorular. Ve iş sözleşmesinde adam hatta yetinmiyor, sormakla da yetinmiyor, söylemekle de yetinmiyor. Bir de bunu iş sözleşmesine koyuyor, işte hamile kalmanı istemiyor, çocuk yapmanı istemiyor. Yani izne çıkacaksın diye korkuyor. Burada birkaç örnek koydum. Mesela bay dış ticaret operasyonu. Bunlar gerçekten kariyer.net'ten aldım bu arada.
En aşağıda da var. Burada başta yazması yetmemiş. Altta da tekrar kocaman bay adaylar arıyoruz diye yazmış. Yine burada da parantez içinde yazmış. Askerlik hizmetin tamamlamış olmasını. Yani en başta aslında kadınlar eleniyor ve birçok böyle ilan var. Bundan emin olabilirsiniz. Bir de bu kadınlara yönelik soruları merak ettim. Hani benim de başıma geldi bizzat. Çünkü çok fazla iş görüşmesine gidiyorum. Bu üçüncü şirketim, hani henüz 6 senedir çalışıyorum ama biraz değişim seviyorum galiba. Bundan sonra nerede olurum bilmiyorum. Yeni bir iş.com'un yaptığı bir analize baktım. 1271 kadına sormuşlar ve yarısına yakını kendilerine ayrımcı sorular sorulduğunu söylemiş. Bu sorular nasıl sorular, ona bakalım. Tabii ki en çok evlilik ve çocuk planları ile ilgili bu sorular. Evli misiniz, nişanlı mısınız, sevginiz var mı, ayrıldınız mı, boşanacak mısınız, eşiniz çalışmanıza izin veriyor mu, ikinci çocuk düşünüyor musunuz, çocuğunuza kim bakıyor? Yani inanılmaz derecede özel sorular var. Eşiniz ne iş yapıyor, işinizi zaman ayırabilecek misiniz, ev işlerini kim yapacak vesaire. Bunların hepsi arkadaşlar gerçekten kadınlara yöneltilmiş iş görüşmesi esnasında kadınlara yöneltilmiş sorular ki bazıları bana da sorulmuş şeyler. Hani çok yeni evliyseniz, bebek düşünüyorsanız sizi değerlendiremeyiz de kadar. Boşandıysan gene bitmiyor. Neden boşandınız? Tekrar evlenmeyi düşünüyor musunuz de kadar sorular soruluyor maalesef. Peki çalışırken neler başımıza geliyor? Aynı işi yaptığın bir erkekle aynı ücreti almıyorsun. Zaten bu 45 saat olan sürelere uyulmuyor. İşte öğle izni yapamayanlar var, molasına çıkamayanlar var. Sadece hani mühendisler için belki biraz daha kolay. Bizim daha çok esnek çalışma saatlerimiz vesaire oluyor ama o bandın başında çalışanlar inanın gerçekten çok zor zamanlar geçiriyorlar. Doğum ve bakım nedeniyle bazı izinlerimiz var. Emzirme izni, işte hamilelikte kullandığımız izinler, günlük sınırımız var. Hani hamileyken daha az çalışabiliyorsun. 7 saat galiba günlük diye hatırlıyorum. Ona uymuyorlar şirketler. Zaten biraz önce de gösterdim. Bay adayları arıyorlar. Askerliğini yapmış. Kariyer fırsatlarımız bile eşit değil. Bir de hamile kaldığı için ya da evleneceği için, evlendiği için işten çıkarılan kadınlar var. Bunları bizzat ben gördüm. Şaşırıyoruz ama maalesef var. Peki o zaman şunu merak ediyorum. Yani bir şirketin kadın dostu olmak için nasıl bir şirket olması gerekiyor? Sizin bu konuda önerileriniz var mı? Erkeklere sormak istiyoruz. Şöyle bakalım. Aslında daha fazla kadın daha etkin görevlere getirilmesi. Bu bence en önemli şey. Arna'nın da söylediği gibi eşit yerden başlıyoruz ama sonra yöneticiliğe doğru gittikçe kadınlar daha çok hani uzmanlık seviyesinde kalıyorlar, C-level'lara çıkamıyorlar. Esnek çalışma saatleri verilmesi bir kadın için gerçekten çok önemli. Çünkü ne olursa olsun, bunu ne kadar kabul etmek istemesek de çocuk ve ev işlerinin sorumluluğu her zaman kadınların üzerinde oluyor. En azından böyle bir imkanımız olursa çocuğumuzu doktora götüreceğimizde belki daha rahat edeceğiz. Kadın rol modelleri ortaya çıkarılıp aslında bu rol modellerinde diğer arkamızdan gelen sizin gibi üniversitelerde okuyan kadınlara aslında örnek olarak gösterilmesi. Çocuğunu doktora, işte bunlar mesela, çocuğunu doktora götürmek zorunda olan, çocuğu hasta olan annelerin raporu sayılması. Şu anda mesela bizim şirketimizde ya da daha önce çalıştığım şirketlerde annelerin en çok yaşadığı problemlerden birisi. Çocuklar çok hasta oluyorlar. Anneler kendileri başına durmak istiyorlar, kendileri ilgilenmek istiyorlar ama öyle bir izin yok, yani öyle bir tanım yok. Maalesef başkaları ya götürüyor ya babası ilgileniyor, artık ne oluyorsa bilmiyorum. Mesela performans değerlendirmelerinde hamilelik izninde olduğu için her yıl şirketlerde performans değerlendirmeleri yapılıyor ve ona göre prim alıyorsunuz. Çoğu şirkette böyle, kurumsal şirketlerde. Doğum iznindeysen, hamileysen, işte çocuk için ücretsiz izne ayrıldıysan bu performans değerlendirmelerine dahil olmuyorsun. Kıdemini alamıyorsun ve primini de alamıyorsun. Yani aslında hep bir adım geriye düşüyorsunuz erkeklerden. Kadınların üst düzey yönetime gelmeleri için de çeşitli programlar ve eğitimler verilmesi gerekiyor. Bunlar benim düşüncelerim bu arada.
Şimdi kadınların çalışmaktan mutlu oldukları bazı şirketler var. Örnek alınması gereken. Onlardaki uygulamalara bakacağım. Mesela Google'da öne çıkan hani bu home office, esnek çalışma vesaire, bunların dışında işte yeni anne babalara bazı bonus paralar veriliyor. Kadınlar için çeşitli programlar var oralara katılıp kendilerini daha da liderlik pozisyonlarına çıkarmaları için. Dinlenme alanlarında masaj koltukları var. Kadınlar ne kadar ev işleri yapınca yoruluyorsa gelip burada dinlenebilirler diye. Zaten doktor, diş hekimi, fizyoterapist, avukat, bilmem ne. Hani bir kadının aslında şirkete gittiğinde ihtiyaç duyabileceği, yani erkek için de çoğu tabii ki geçerli ama kadınlar bir şey, hiçbir şey yetişemedikleri için bunların hepsinin bir şirkette, bir kampüste toplanmış olması hayatlarını çok güzel kolaylaştırıyor. Mesela bu şirket evlat edinme yardımı veriyor. Şu anda hem kişisel sebeplerden dolayı hem günümüzün problemi kısırlıktan dolayı birçok insan evlat edinebiliyor. Özellikle Amerika'da bunlar çok yaygın. Bunun ücretini karşılıyor. Aile konularında ücretsiz danışmanlık veriyor. Kreşleri var zaten, ücretsiz olarak çalışanların çocuklarına bakıyor. Demin de söylediğim gibi işte çocuk sahibi olamama gibi durumlarda ya da doğum yaptığınızda, bunlar çok masraflı şeyler. Bunların hepsini sağlık poliçelerine kapsattırmış ve kadınlar bu konularda da maddi ve manevi olarak yıpranmıyorlar. Mother at Work diye bir program yapmışlar. Emzirme danışmanlığı veriyorlar mesela kadınlara. Anneler için uzaktan ve mobil çalışma imkanı sunuyor Örsten Yak. İş yaşam dengesini zaten en önde tutuyor. Geç saatlere kadar çalıştırmayacağız biz kadınları diye zaten böyle bir misyon edinmişler kendilerine. Bir de doğumdan sonra geri şeye dönmek var, işe dönmek var. Burada da sektör değişiyor, bir şeyler değişiyor, insanlar değişiyor. Sen adapte olamıyorsun. Bunun için de çeşitli koçluk eğitimleri sağlıyorlar. Facebook'un ilginç bir şeyi var, doğru mu bilmiyorum ama araştırmaların sonucunu gördüm. Artık çok geç çocuk sahibi olunduğu için çok geç yaşlarda kadınların yumurtaları biraz böyle dondurulma şeyine girmek zorunda kalıyor. Bunu yaptıran çok insan var özellikle Amerika'da. Bunu bile sağlık poliçesi kapsamına almış Facebook. Novartis'in en çok öne çıktığı şey, iş birindeki kadınların %60'ının, yöneticilerin %60'ının kadın olması. Gene çocuk bakım yardımı veriyorlar bunlardan. Nike da şöyle bir şey benimsemiş kendine. Nike did it diye de bunu duyurmuş. İngiltere'de bu izni veren ilk şirket. Regl dönemlerinde ayda 3 gün evden çalışabiliyorsun. Bu gerçekten çok güzel bir şey. Kadınların çünkü bu dönemlerde sıcak bir yerde olmaya, çok fazla çikolata yemeye, evde kalmaya bence ihtiyaçları var. Vodafone benim ilk çalıştığım şirket. Biraz daha tabii hakimim neler yaptıklarına. Gerçekten çok güzel kadın programları var Vodafone'da. Yine evden çalışma. 8 Mart gününde mesela şu an muhtemelen evden çalışıyorlardır ya da izinlilerdir diye tahmin ediyorum. 8 Mart günde gene kadınlara hediyeler veriyorlar. Kariyerine ara vermiş kadınları tekrar iş hayatına döndürmek için bazı projeleri var. Aday havuzunda insan kaynaklarının benimsediği bir politika bu. Yani aday havuzunda bir iş alacaklarsa %50 sayıda kadın, %50 sayıda erkek olacak. %50 oranda. Vodafone'da bir de şöyle bir uygulama var. Birçok kurumsal şirkette de var. Bir pozisyon açıldığında oraya arkadaşınızı önerebiliyorsunuz. Arkadaşınızı önerdiğinizde orada arkadaşınız işe alınırsa o pozisyon için 500 red puan kazanıyorsunuz. O puanları da Vodafone'daki bayilerde işte 500 TL olarak kullanabiliyorsunuz. Eğer o önerdiğiniz kişi, arkadaşınız bir de kadınsa bu puan 750'ye çıkıyor. Gene daha çok kadın işe almak için bazı politikalar aslında bunlar. Şimdi iş hayatında kadın eline bakalım. İş hayatına bir kadın eli değiyorsa neler oluyor o hayat iş hayatında? Bu bir araştırmanın sonucu. Yönetim koltuklarında bir şirkette 3'ten daha fazla kadın varsa daha çok satış, daha çok yatırım sermayesi, daha fazla hisse getirisi olduğu kanıtlanmış. Burada da rakamlar konuşuyor. Ben konuşmuyorum. Kadın varsa o şirkette para var, satış var. Daha sayamayacağım çok şey. Mesela bir tak komik örneğe bakalım. Bu da McKinsey'nin gene %56
daha iyi performans gösterdiğine dair. Şimdi Türkiye'de her 5 üst düzey yöneticiden sadece bir tanesi kadın. Kadın yöneticiler en çok hangi sektörde zirvede diye ben merak ettim. Çünkü kadınları genelde böyle hep sosyal yönlerden işte nazik, narin vesaire olarak göründüğü için matematik, finans en çok sayısalların olduğu şey, kadınların en çok yönetici oranının olduğu sektör çıktı. Aslında bu da bize çok fazla şey açıklıyor. Kadınlar sadece satış yapan, işte sadece insan kaynaklarında görüşmeler yapan çalışanlar değil, çok böyle karmaşık bir sektörde bile en başarılı olduklarını görüyoruz burada. Bir örnek, Serpil Tümray Vodafone'da CEO olduğunda, işte size çok somut bir örnek, onun CEO olduğu o senede gelirler %28 arttı. Şu anda kendisi AMAP bölgesinde 128 milyon aboneden sorumlu grup başkanlığını yapıyor. Yani Türkiye tarihinde gelmiş geçmiş gerçekten çok başarılı bir iş kadını. Başarılarını saymakla da bitmez gerçekten. Vodafone'u Vodafone yapan kişilerden bir tanesi. McDonald's'ta mesela Dilek Dölek Başarır geldikten sonra cirolar %30 artıyor. İki sene içerisinde son iki yılda Türkiye tarihinin en yüksek restoran sayısına ulaşılıyor ve zaten kendisi de ödüllendiriliyor. Hafıza Gaye Erkan, bu da bir Boğaziçi Endüstri Mühendisiydi galiba. Bu 246 yıllık bir üniversiteye giriyor. Çok başarılı olduğu için zaten bursla vesaire bir sürü para vererek alıyorlar. Doktorayı bu okulda bir senede bitiren sadece kendisi. Ve şu anda da oranın en büyük bankaların başına getirdi. Yani parayı yönetiyor şu anda. Bütün parayı yönetiyor kadın. Ben biraz kendi yolculuğumdan da bahsetmek isteyeceğim size. Neden mühendislik seçtim? Benim annem mimar, babam mühendis, evde sürekli her şey sayısal, hesap makineleri, bilgisayarlar, programlar. Teknolojiye ilgim var. Biraz böyle bilgisayarlar vesaire ilgileniyorum programlamayla. O zamanlar seviyordum. Şu an çok ilgimi çekmiyor koding olayları ama. Sayısal derslerim iyi. İşte kariyer imkanları fazla. İşte şöyle yaparım, yurt dışına giderim, burada çalışırım falan. Öyle şeyler düşünüyorum aklımdan. Maddi kazancını da tabii ister istemez düşünüyorsun. Prestiji işte topluma faydalı bir işler yapmak işte. Şu anda muhtemelen onun tam ortasında buldum kendimi. Savunma sektöründeyim. Sonra dedim ki mühendislik tanımı neden kadınlarla bağdaştırılmıyor? Neden hep erkeklere yakıştırılıyor? Onun da sebebi muhtemelen şunlar. Kadınlara dair bazı toplumsal inanışlar ve erkeklere dair kadınların duygusal, narin, nazik gözükmesi, işte dırdırcı, dedikoducu, kolay ağlar. Kadınlara bunlar yakıştırılıyor ama erkeklere güçlü, işte sorumluluk sahibi, soyut düşünür, duygularını göstermez, ağlamaz. Erkek deyince de bizim topluma dair inanışlarımız bu. Dolayısıyla mühendis deyince ben Google'da denedim, arama yaptım. Hep erkekler çıkıyor mühendis yazınca görsellerde. Herkesin de aklına erkekler geliyor maalesef. Sonra dedim, üniversitede neye odaklanmalıyım ki bu kariyer planımı hayata geçireyim. Yüksek lisans yapmak istiyorsanız ya da doktora, 3'ün üzerinde transkript maalesef şirketler de soruyor. İşte şeyin kaç, not ortalaman kaç, bu dersin nasıl vesaire. İlk işe girişte maalesef bunlar önemli oluyor. Sonra ne kadar iş tecrübelerinizden bahsetseniz de yeni mezunlar için ve de yüksek lisans yapmak istiyorsanız not ortalamanız önemli oluyor. Ama benim en çok dikkat ettiğim şey işte bol arkadaşlık kazanmak oldu. Çünkü ya, ne kadar çok insan tanırsanız o kadar çok şey, o kadar yeni şeyler öğreniyorsunuz. Arkadaşlıklar, dostluklar hep bambaşka şeyler, bambaşka yerlere götürüyor sizi. Bol insan tanıyın bence. Üniversitedeyken en çok yapmanız gereken bol insan tanıyın ve güzel arkadaşlıklar elde edin. İşte bu sizin gibi öğrenci topluluklarında aktif olma. Ben de Hacettepe Women Engineering 3 kız birlikte kurmuştuk. İlk bizle başlamıştı. Bu tarz topluluklarda da aktif olmak, işte sektörü tanımak, insanlarla etkileşim içinde olmak, sosyal aktivitelere katılmak aslında bence derslerden de önemli. Ama şirketlerin maalesef çoğunda bu bilinç yok. Daha farklı şeylere odaklanabiliyorlar.
sizin nerede nasıl bir kariyer yapmak istediğinize bağlı aslında. Yurt dışı deneyimi de CV'de önemli oluyor. İster yüksek lisansını yapın, lisansınızı, ister stajınızı, isterseniz işte benim gibi Erasmus ya da Work and Travel vesaire yurt dışına gitmeniz sizin için kendi gelişiminiz için de hem de şirketlerin de gözünde önemli bir algı oluşturuyor. Stajlarınızda biraz önce bir arkadaş geldi, işte bir stajımı burada yaptım, diğerini de burada yapmak istiyorum vesaire diye. Stajlarınızı da farklı alanlarda yaparsanız ileride hangi yerde nasıl bir işte çalışmak istediğinize daha net karar verebilirsiniz. Ben teknik bir iş istemediğime mesela teknik bir yaptığım bir stajda karar vermiştim. Kart üretimi yapıyorduk orada. Sürekli işte başında duruyorsun orada, o geliyor, o gidiyor, o geliyor, o gidiyor. Ben orada mesela o stajımda onu yapmak istemediğimi öğrendim. Sadece ne yapmak istediğiniz değil, ne yapmak istemediğinize de varmak konusunda aslında stajlar güzel bir deneyim oluyor sizin için. Çok güzel demin CV'sini gösterdi. Bize çok farklı CV'ler geliyor. Çok yaratıcı bir CV'ydi. Ben biraz CV'lerde ne yapmamanız gerektiğini de söylemek istedim. Şimdi muhtemelen iş başvuruları, stajlar vesaire hayatınızın tam içindedir diye düşündüm. O yüzden belki yardımcı olur diye. Kişisel bilgilerini yazanlar çok oluyor. İşte 3 çocuğum var. Nişanlıydım, ayrıldım, yeniden evleneceğim falan. Yani bunu zaten size iş görüşmesinde sorulması bizim zaten istemediğimiz bir şey. Ve de insan kaynaklarının hiç ilgilenmemesi gereken bir şey ama siz kendiniz bunları yazıyorsunuz. Böyle şeylere düşmeyin. Kimsenin, yani özel hayatınız kimse ilgilendirmez. Siz deneyimlerinizle, eğitiminizle varsınız orada. Ona yoğunlaşın. Hobiler, işte böyle çok değişik güzel hobileriniz yoksa maça gitmek diye hobi yazanlar var. Farklı işte capoeira yapıyorsunuzdur haftada bir ya da tango eğitmenisinizdir. İşte böyle değişik güzel hobileriniz vardır. Tabii ki yer verin. İlgi çekici oluyor ama sinemaya gitmek, kitap okumak, işte basketbol oynamak. Hani bunlar böyle biraz şey kalıyor artık CV'lerde. Daha yaratıcı şeyler bekliyorlar. Eğer varsa tabii ki hayatınızdaki bence olmalı. Değişik hobiler edinmeniz gerçekten güzel olur. Referans bilgileri istenildiği takdirde verilecektir. Yazısı artık bütün CV'lerde gene gördüğümüz bir şey. Bu arada insan kaynakları uzmanı değilim ama işte şirketlerde vesaire CV gönderenler çok olduğu için bana yardımcı olur musun diye biraz uzmanlaştım bu alanda. Referans bilgilerinizi ya yazarsınız, işte bu stajdaki referansım budur, bu da böyle bir hocam diye iki tane, üç tane yazarsınız ya da hiç yazmazsınız, sorarlarsa söylersiniz. İstenildiği de verilecektir tarzı bir şey yazmanıza gerek yok. Şu fotoğrafın üstüne tıklayabiliyor muyum acaba? Çalışacak mı? Evet, böyle fotoğraflar görüyoruz. Selfie işte ya da deniz kenarında çekilmiş. Fotoğraf zaten CV'nizde olmak zorunda değil arkadaşlar. Özellikle Amerika vesaire gibi yurt dışında bir iş ilanına başvuruyorsanız onlar zaten ayrımcı politikaya sebep olduğu için işte atıyorum beyaz bir insan kaynakları uzmanı varsa, işe alım uzmanı varsa ve işte zenci, siyahi birisi o işe başvuruyorsa ayrımcılığa sebep olabilir gibi konularda hassas oldukları için onlar zaten hiçbir şekilde sizden fotoğraf istemiyorlar ama Türkiye'de nedense bu önemseniyor. Önemseniyorsa da en azından böyle daha formal bir fotoğraf koymak daha mantıklı olacaktır. Şöyle fotoğraflar çok görüyoruz yani. Tekrar dönebilir miyiz oraya? Bir de her şeye başvurmak var şu anda çok popüler. Herkes her bulduğuna başvur. Yani doğru düzgün aslında işin açıklamasını, tanımını, ben bu işi yapabilir miyim, mutlu olabilir miyim, sever miyim, böyle bir şirkette mi çalışmak istiyorum, bakmıyorlar. İş bulayım da hani bir an önce işte yerleşeyim kafasında olunca hemen her bulduğumuza başvuruyoruz. Bu da aslında hem insan kaynaklarını yorar hem sizi yorar. Boştan yere görüşme, mülakat vesaire. Gerçekten eminseniz, istiyorsanız o işe başvurun. Başarılarınızdan, ödüllerinizden, eğitimlerinizden bahsedin CV'nizde. Güncel bir fotoğrafınız olsun olacaksa da. Madde madde okuması kolay ya da işte böyle yaratıcı, kreatif
böyle grafiksel gösterimler yapabilirsiniz. Şu anda artık bu, şu anda işe alınırken böyle şeyler önemseniyor. Klasik olmamaya çalışın. Daha farklı şeyler, kendinize ait tasarımlar yapabilirsiniz. Artık çok basit programlar var. Araştırdığınızda görürsünüz. Düz Word'e yazıp da böyle karmaşık karmaşık paragraf paragraf hiç ilgi çekmiyor maalesef bunlar. Şöyle kariyer hedefi yazanlar var. Genel müdür olmak istiyorum. Gidebileceğim son noktaya kadar gitmek istiyorum. İyi bir gelirim olsun istiyorum. Burada yükselmek istiyorum. Buradan da emekli olurum. Böyle kariyer hedefleri yazılıyor. Halbuki olması gereken işte şu bilgilerimi, şu teknik bilgilerimi, şu eğitimlerimi kullanarak şirketimde şu şekilde katma değerle bulunmak istiyorum gibi şeyler. Ha bir de şey oluyor. İletişim bilgilerinde şöyle sıkıntı yaşıyoruz. Çok aşırı iletişim verme. Çünkü bir tane telefonu var, arkadaşlarıyla kullanıyor. Bir tanesini sevgilisiyle kullanıyor. İkisini de veriyor. Bir de diyor ki ne olur ne olmaz. Ayarlarda ulaşamazlarsa babamınkini de vereyim. Onu da yazıyor. Biz arıyoruz. Mesela arıyorlar. Alo ben Mahmut, buyurun kimi aradın diye karşıdan bir şey çıkıyor. Şimdi babanızın ya da işte size ait olmayan açınca başkasının çıkabileceği telefonlar ya da mailler vermeyin. Daha böyle bu konularda biraz daha işinle ilgili şeylerinizi, iletişim bilgileriniz ayrı olabilir. Artık iş görüşmesi aslında CV'den de ibaret değil. Sosyal medya var. Her şeyin içinde günümüzde. Her şeyimizin böyle ortasına yerleşmiş durumda. İlginç istatistikler var bununla ilgili de. Aslında iş görüşmelerinin bir araştırmada %91'i işe alımcıların başvuranların sosyal medyasını inceliyormuş. Yani bu çok yüksek bir oran. Neredeyse incelemeyen yok. Sosyal medyanız sizi yansıtıyor. Sizin profiliniz yansıtıyor. Hatta belki artık CV'nizin de önüne geçiyor. Neler paylaşıyorsunuz, neler yapıyorsunuz orada. İnsan kaynaklarının önündeki sadece bir CV'yle yetinmiyorlar. Her şeyinize bakıyorlar. Hatta sadece sosyal ağlarda yapmış olduğu paylaşımlardan dolayı işe alıyor musunuz diye sorulduğunda 169 işe alınca evet alıyorum demiş. Kabul etmedikleri de oluyormuş, yine %70'e yakın bir oranda. Yani reddedilme sebebi de olabilir sizin için, işe alınma sebebi de olabilir sosyal ağlardaki paylaşımlarınız. Bu yüzden özellikle LinkedIn'i aktif kullanmanızı öneriyorum. Şu anda gerçekten bütün iş dünyası, iş başvuruları buradan dönüyor. Mesleğinizle, sektörünüzle ilgili liderleri takip edebilirsiniz. Bu doğrultuda şeyler paylaşabilirsiniz. İşte böyle siyasi paylaşımlar, işte alkol, uyuşturucu, sigara vesaire bunlarla ilgili paylaşımlar yapıyorsanız bile en azından gizlilik ayarlarınızı düzenleyebilirsiniz. Çünkü işveren için gerçekten ayırt edici bir nokta olabilir. Sizi şiddet yanlısı zannedebilir. Sadece orada yaptığınız oturum bir şakayla ilgili vesaire. Bunlar da artık herkes açık olunca kariyerinizin önüne geçmemesi için. Yine iş hayatında da bence en önemli şey çevre edinmek, organizasyonu tanımak, şirketi öğrenmek, şirketin kültürünü öğrenmek, bol bol sosyal aktivitelere katılmak, network yapmak, insanlarla iletişim halinde olmak. Bunlar her zaman başarıyı getiriyor. Çünkü siz bir şirketi tanımak istiyorsanız o şirketteki çalışanları, hangi çalışanın ne iş yaptığını, bir proje yapmak istediğini, nereye gideceğini, işini hallettireceğini, kime soracağını bilmen gerekiyor. O şirketi tanımadığınız zaman başarılı olamıyorsunuz. Mesela şirketin hedeflerinde dijitalleşme, işte mobilleşme varsa sizin oraya önerebileceğiniz proje mesela işte mobil ödemeyle ilgili bir şey olabilir ama gidip de oraya sanal kartla işte şöyle bir kart yapalım da buradan ödesinler diyemezsiniz. Şirketin hedeflerini, vizyonunu, misyonunu iyi kavramanız lazım ki ona uygun projeler önerebilirsiniz. Şu anda şirketlerin yaptığı diğer bir şey de kariyer koçluğu. Şirketlerdeki böyle iyi yerlere gelmiş direktör seviyesinde işte liderler, C-level'lar vesaire gönüllü olarak kariyer koçluğu yapıyorlar. Eğer siz de öyle bir fırsat bulursanız çalışma hayatında bu tarz insanlarla çalışabilirsiniz. Ne zaman bölüm değiştireceksiniz? Hangi bölüme başvurabilirsiniz? Sizin yetenekleriniz neler? Bu yetenekleri nasıl ortaya çıkarabilirsiniz? Şirkette nelere dikkat etmeniz gerekiyor vesaire. Hem şirketi tanımanız açısından hem de kendi kariyerinizi ne yöne çevireceğinizi görmeniz açısından size yardımcı oluyorlar. Ben böyle bir destek almıştım. Hani bu bölüm değişikliklerim, şirket değişikliklerim hep aslında onun
onun da yönlendirmesiyle oldu. O yüzden böyle bir imkanınız varsa onları da değerlendirin. Bu konuda benimle de istiyorsanız iletişime geçebilirsiniz bu arada. Ha, bir de imaj konusu var. Yani şirketlerde şu anda şöyle bir trend var. İmaj yönetimi, kendi imajınızı yönetin vesaire. Çünkü aslında siz o şirketin yüzü oluyorsunuz. Nasıl giyindiğiniz, ne taktınız, çantanız vesaire maalesef şu anda önemli. Çünkü şöyle bir hikaye anlatmışlardı bize bu aldığımız eğitimlerde. Bir tane sanırım doktordu, iş başvurusunda insan kaynaklarıyla görüşmeye gidiyor. Ve 50, yaklaşık herhalde 40-50 bin dolarlık bir çakma saat takmış. İnsan kaynakları uzmanının da dikkatini çekmiş o saat. Demişler ki hani reddedilme nedeni ve işe almamışlar, reddetmişler. Reddedilme nedeni olarak da hani sizin taktığınız saatin fiyatı bu kadar. Biz size o seviyede bir maaş veremeyiz. Yani hem olumlu hem olumsuz anlamda sizi etkileyebiliyor. Hem sizin kendi markanızı yönetmeniz için, hem şirketi temsil ettiğiniz için, hem de aslında insanlara bu konuda mesaj verdiğiniz için şirketler bunu çok önemsiyorlar. Bu konuda da eğitimler veriyorlar. Şimdi çocuk ve kariyer kısmına geleceğim. Hiçbir erkek herhalde çocuk da yaparım kariyerde diye övünmüyor ki çocuk birlikte yapılan bir şey. Olmasına rağmen iki kişinin yaptığı şey ama hep kadın yükselmişse, kariyer yapmışsa işte çocuk da yaptım kariyerde diye övünüyor. Erkekler maalesef genelde ev hanesine günlük yaklaşık 45 dakika ayırıyorlarmış. Kadınlar 3,5 saat ayırıyorlarmış. 45 dakika sonra zaten bir 45 dakika da maç izliyorlardır. Böyle geçiyordur ama kadının çamaşırı, yemeği, bulaşığı vesairesi hiçbir zaman bitmiyor. Ve kadınlar seçmek zorunda kalıyor. Ya sadece çocuğu seçiyorlar ya kariyeri seçiyorlar. İkisini seçiyorlarsa da bence bir madalyonu hak ediyorlar. Gerçekten zor bir şey. Şimdi üniversitedeyken diyorsunuz ki işte dersler, sınavlar, yemeği de atıştırırım. Böyle bugün geçer gider. Çok kolay her şey. İşte böyle arada da böyle etkinliklere falan katılıyorsunuz. Renkli, güzel. Sonra iş hayatına başlıyorsunuz. İşte kariyer gibi bir şey söz konusu oluyor. İşte spor da yapmak istiyorsunuz. Ben de yapıyordum bir zamanlar. Hamilelikten sonra geçti kaldı. İşte bir yandan kendini geliştirme, işte sektörü tanıma, mesleğinde uzmanlaşma konuları gündeme geliyor. Arada evi temizlerseniz temizliyorsunuz. Sonra da diyorsunuz ki işte dışarıda yerim bugün. Böyle geçiştirebiliyorsunuz. Hala aynı sizsiniz. Üniversitedeki de sizsiniz. İş hayatındaki de sizsiniz. Sonra evleniyorsunuz. Çalışırken işte bu çamaşır, bulaşık, temizlik, market vesaire hayatınıza giriyor. Yemeği arada dışarıda yeriz. Arada geçiştiririz gene. Olabiliyor ama çocuk olduktan sonra siz gene aynısınız. Aynısınız. Hatta belki yaşınız daha da arttı. Fiziksel olarak aslında eskisi kadar belki iyi bile değilsiniz. Evli mutlu çocuklu olunca ne oluyor? Kariyer, spor, işte profesyonelleşme, uzmanlaşma, işte ama bir yandan da evde hep sıcak yemek olsun. İşte çocukla oyun oynamak lazım, çocuğu gezdirmek lazım. İşte artık organik pazar etmek lazım, market de etmiyor. Şimdi her şey çok kötü böyle şey. Yok işte ilaçlar vesaireler, ne yediğimizi de bilmiyoruz zaten. Çocuğa yedirmeyelim bari. Ondan sonra işte çocuğa masal anlat, akşam banyosunu yaptır, gezdir. Ben ne ara yatacağım, ne ara kalkacağım, ne ara saçımla başımla uğraşacağım, ne ara işimle ilgili birkaç bir şey okuyacağım, ne ara kitap okuyacağım. Hep aynı sizsiniz ama sorumluluk hep giderek artıyor. Ve işte bunu başaran kadınlar var. Bu noktaya gelene kadar bunları geçip şuraya geldiğinde bu bunca sorumluluğa rağmen çok güzel kariyerinde çok güzel yerlere ulaşmış, güzel pozisyonlara gelmiş. Hepsini birden yetiştiren kadınlar var. Dışarıdan baktığımızda biz aslında onların içeride neler yaşadığını bilemiyoruz ama ben şu an çocuk olduktan sonra az çok tahmin edebiliyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. İletişim bilgilerim de burada. Benimle iletişime geçmek isteyen, bir şeyler sormak isteyen sonrasında özelden de sorabilir. Her konuda yardımcı olmaya çalışırım.